Arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim. Yorumları kapattım çocuklar. Evet, aşağıda verilen görevli özellik eşleştirmesinin hangisi yanlış olarak verilmiştir? Ases başı vergi toplama, muhtesip çarşı pazarı denetleme, subaşı şehir güvenliği, kadı vakıfları denetleme, şehri emin belediye işleri. Evet, hangisi yanlış verilmiştir? Yorumları açtım. Buyurun arkadaşlar. Buyurun. Muhtesip çarşı pazarı denetleme ihtisaptır. Denetleyen kişi muhtesiptir. Zabıta gibi. Subaşı şehir güvenliğidir. Vakıfları denetleyen görevli kadı, yöneten heyet, mütevelli heyetidir. Şehremin biridir arkadaşlar. Ases başı gece bekçisidir. Gece. Oldu mu? Gece bekçisi. Hani subaşı gündüz, ases başı gece gibi. O yüzden cevap Antep'in ağası. Evet. Şimdi devam edelim sorularımıza değerli arkadaşlar. Yorumları kapattım. Ases başı gece güvenliği. Bu soruyu çözen öğrenci kültür medeniyeti öğrenmiş demektir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde klasik dönemden itibaren aşağıda verilen yöneticilerin hangisi medrese çıkışlı olmak zorundadır? Medrese çıkışlı olmak zorundadır. Sadrazam, vezir, kazasker, beylerbeyi, sancakbeyi. Yorumları açtım. Haydi buyurun. Evet gençler. Şimdi yükselme döneminden itibaren hangisi medrese çıkışlı olmak zorundadır? Arkadaşlar, adalet, eğitim, din görevlileri. Adalet, eğitim, din görevlileri medresede eğitim görür. Ve burada medreselerde Türkler eğitim görür. Adalet, eğitim, din görevlileri medreselerden yetişir. Medreselerden yetişir. Ve burada Türk Müslümanlar eğitim görür. Oldu mu? O yüzden kaz asker mutlaka Türk olur. Ha, bunlar Türk de olabilir, devşirme de olabilir. Ayrı konu. Ama adalet, eğitim, din görevlileri medresede eğitim görmektedir. Medresede kimler eğitim görür? Türkler. Şimdi gençler şurayı bir dinleyin. Hatalı bir cevabınız var. Bunu da yeri gelmişken özet geçeyim. Tamam mı? Birçok kişi bunu yanlış biliyor. Şimdi dinle. Arkadaşlar, Türk İslam Devleti, Osmanlı daha doğrusu. Şöyle anlatıyoruz. Medrese diyoruz, Enderun diyoruz. Hangisinde diyoruz Müslümanlar eğitim görür? Öğrenci medrese diyor. Tamam mı? Yanlış cevap veriyor. Medresede Türk Müslümanlar eğitim görür. Enderun'da devşirme Müslümanlar eğitim görür. Yani hem medresede hem Enderun'da Müslümanlar eğitim görür. Ama hocam, devşirmeler önce Hristiyan değil miydi? Yanlış yapan Aycan'ı dinlediniz. Enderun'da başlayan herkes Müslümandır. Dediğimi anlıyorsun değil mi arkadaşlar? O yüzden Türk Müslümanlar diyorsam medrese, devşirme Müslümanlar diyorsam neresiymiş? Enderun. Bir kere bunu cebine koy. İkincisi, medreseden kimler yetişir? Adalet, eğitim, din görevlileri. Bakın, memur demiyorum, görevlileri diyorum. Peki Enderun'dan kim yetişir? Devlet memuru, yönetici ve sanatçı. Tamam. O yüzden bir kez daha aşk ile şevk ile, adalet, eğitim, din görevlileri. Memur demiyorum bakın, görevlileri medrese çıkışlı olmak zorundadır. Burada da Türkler eğitim görür. Tamam. Evet arkadaşlar, ben yorumlara bakamıyorum bu arada. Çok şey yapmıyorum orada. Ben tamamen öğretmeye motiveyim çocuklar. Vallahi bir daha tekrarlayamayacağım. Çünkü siz konuyu çok dağıtıyorsunuz. Evet. Hayvanlar üzerinde yaptığı deneyleri Mücerrebname adlı eserinde resimlerle anlatarak Osmanlı'da tıp biliminin gelişmesine katkı sağlayan bilim insanı hangisidir? Hayvanlar üzerinde. Ali Kuşçu, Matrakçı Nasuh, Takütün Mehmet, Dursun Fakih, Sabuncuoğlu, Şerafettin. Açtım yorumları. Evet gençler. Osmanlı Devleti'nde hayvanlar üzerine yaptığı deneyleri kitabında toplayan, değil mi? İlk Türkçe tıp kitabı Kitabül Cerrahi, aynı zamanda deney kitabı Mücerrebname'nin yazarı olan
Kızlar siz birisiniz. Plastik cerrahının kurucusu. Plastik cerrahının kurucusu. Estetik ameliyat değil mi? Ajda Pekkan'ın ilk estetik ameliyatını yapan kişi. Sabuncuoğlu Şerafettin. Tamam mı? Evet. Hadi o zaman devam. Gençler, yukarıdakilerden hangileri Ekber Erçel Sistemi'nin uygulanma amaçları arasında yer alır? Ekber Erçel Sistemi'nin uygulanma amaçları arasında yer alır. Veraset sistemindeki belirsizliği gidermek, taht kavgasını azaltmak, kardeş katlini önlemek. Evet, bir kez daha söylüyorum. Hangileri Ekber Erçel Sistemi'nin uygulanma amaçları arasında yer alır? Veraset sistemindeki belirsizliği gidermek, taht kavgasını azaltmak, kardeş katlini önlemek. Soruyu çözün, soruyu. Espri yapalı 90 saniye oldu. Evet, soruyu çözelim çocuklar. Evet, mantıklı baktığımızda arkadaşlar, sorunun cevabı kendisini gösteriyor. Evet. Osmanlı Devleti'nde Ekber Erşit niye getirildi değerli arkadaşlar? 1. 3. Mehmet birçok kardeşini öldürünce tahta çıkan Ahmet dedi ki kimse kimseyi öldürmesin. Taht kavgası olmasın, en yaşlı en olgun tahta çıksın. Yani 3 durumda arkadaşlar Ekber Erşit sistemiyle nedir? Bağlantılıdır. Oldu mu? O yüzden cevap nedir değerli arkadaşlar? E seçeneğidir. Okey. Evet. Devam edelim. Yorumları kapatıyorum. Kapattım. 2. Abdülhamit döneminde hasta, engelli, yaşların barınması için şefkat kapısı olarak bilinen aşağıdaki kurumlardan hangisi oluşturulmuştur? Aşağıdaki kurumlardan hangisi oluşturulmuştur? Darüşşafaka, Darülcize, Darüleytam, Darülhendese, Darülbedai. Hangisi oluşturulmuştur? Evet, yorumları açıyorum. Buyurun. Yorumları açtım. Buyurun gençler. Hadi bunları öğrenelim. Ahmet Hocam, şefkat kapısı ne? Arkadaşlar, size bir de detay bilgiler vereyim. Darüşşafaka, Müslüman yoksul çocuklar için. Darüşşafaka, Müslüman yoksul çocuklar için açılan eğitim kurumu Tanzimat döneminde. Darül Eytam, yeteme, bakın acıma yetime, tövbe yarabbim. Arkadaşlar buradan geliyor. Darül Eytam, oldu mu? Yetim ve yoksullar için arkadaşlar, yetimhane gibi. Evet. Darül Hendese, ben şu telefonu bir sessiz alayım bu arada. Darül Hendese. Arkadaşlar bu neydi hatırlarsanız, medreselerde matematik dersi verilen yer değil mi? Matematik dersi verilen yer. Darül Bedai neydi arkadaşlar? Tiyatro salonu. Tiyatro salonu değil mi? Sorumuzun cevabı değerli arkadaşlar B seçeneği. Evet, bu soru inşallah gelecek. Şefkat kapısı olarak bilinen yer neresiymiş arkadaşlar? Darülcize. Tamam. Evet, bu da inşallah MEB kitabında geçen bir tanımlamadır. İnşallah bir gün bir sınavda ne olur çıkar. Evet. Zor soru isteyen var mı? 26 Nisan 1900 arkadaşlar, şu yorumları bir kapatayım. Evet. 26 Nisan 1916 tarihinde İngiltere, Fransa, Rusya arasında imzalanan Sykes-Picot Anlaşması'nda Musul, Basra, Güney Irak hangileri İngiltere toprağı kabul edilmiştir? Bakın bu soru zor bir soru. Bu soruyu herkes yapamaz. Belki ÖABT'e çalışan kardeşlerim yapabilir. Zor bir soru. Evet. Hadi buyurun. Yorumları açtım. Zor bir soru olduğunu söylemiştim. A diyenler var, D diyenler var.
Evet gençler, soruyu ben çözeyim. Suratımı görün de uykunuz kaçsın. Şimdi bu Sykes-Picot anlaşmasından iki tane detay bilgi vereyim size. Oldu mu? Sykes-Picot'tan. Birincisi, değerli arkadaşlar, Sykes-Picot anlaşmasıyla İngilizlere Musul verilmedi. Tamam, tuzağa düşmeyin. Güney Irak ve Basra verildi. Musul hariç. O yüzden cevap ne oluyor? 2 ve 3 oluyor. Bak bunu iyi dinleyin. Sykes-Picot'ta Musul yoktu. Zaten İngiltere Musul'u işgal ettiği için, Sykes-Picot'un dışına çıktığı için daha sonra Fransa'ya Antep, Urfa, Maraş'ı verecek. Tamam? Oldu mu? O yüzden Sykes-Picot'ta Musul yok. Neresi varmış? Basra ve Güney Irak varmış. Anlaşmanın dışına çıkıp Musul'u işgal ettiği için özür babında hangi bölgeyi verecek? Antep, Urfa, Maraş'ı verecek. Paris Barış Konferansı'nda Fransa'ya. Bunu hiç kenara çektim. Bir de size güzel bir soru. 26 Nisan'da Sykes-Picot yapıldığı aynı gün. Bakın aynı gün sorusu. Bir gün çıkacak inşallah. Rusya'ya Petrograd protokolüyle Doğu Anadolu ve Karadeniz veriliyor. Bir kez daha, bir kez daha değerli arkadaşlar. Sykes-Picot'un yapıldığı 26 Nisan günü, aynı gün, tırnak içinde söylüyorum, aynı gün Rusya'ya Petrograd protokolüyle Doğu Anadolu ve Karadeniz veriliyor arkadaşlar. Oldu mu? Bu aynı gün sorusu inşallah bir gün gelir. Soruyu bir daha göstereyim, bir daha göstereyim. Evet, yine yediklimin TG sorusu değerli arkadaşlar. Şu düşeceksiniz. Burada düşün de sınavda düşmeyin inşallahu teala. Bakın aynı gün sorusu mutlaka çıkacak bir gün. Burada Musul almıyorsun 2-3. Gençler 26 Nisan'da 26 Nisan'da Petrograd protokolüyle Rusya'nın da onayı alınıyor. Tamam? Evet. Evet bunlar gizli anlaşmalar gençler. Bunlar gizli anlaşmalar. Evet. Hadi bakayım. Yorumları kapatalım. Hangisi 29 Kasım 1918 tarihinde kurulan Milli Kongre Cemiyeti'nin özelliklerinden biri değildir? Doktor Esat Işık öncülüğünde Talim Terbiye Cemiyeti üyeleri tarafından İstanbul Merkezi kurulmuştur. Ulusal bağımsızlık doğrultusunda faaliyetler yürütmüştür. Sultan Ahmet mitingi düzenleyerek İzmir işgalini protesto etmiştir. İlk kez basın yayın yolunu kullanmış Kuvayi Milliye kavramından bahsetmiştir. 21'den sonra teceddüt fırkasına dönüşmüştür. Evet, söz sizde gençler. Buyurun. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Yorumları açtım. Haydarinna. Evet, şimdi bakın gençler. Esat Işık'ı iyi bilin. Esat Işık aynı zamanda rapor yazmıştır. Doktor Esat Işık raporu. Tamam mı? Öğrenci Esat Işık'ı anlatıyor sınıfta. Bana sorduğu tek soru, hocam ne doktoru? Yani böyle sorularla karşılaşıyoruz. Göz doktoru. Ulusal bağımsızlık zaten yararlı. Sultan Ahmet mitingini düzenleyen cemiyettir. İlk kez basın yayın ve Kuvayi Milliye'yi kullanmıştır. Eski bir KHPS sorusudur arkadaşlar. Eski bir KHPS sorusudur. Teceddüt fırkası. Doğru yanıt E seçeneğidir. Onu da şöyle öğreteyim. Onu da şöyle öğreteyim. Bir şey öğretmek de zor abi buradan. Yani elim dolu. Arkadaşlar 3T kuralı. 3T. İttihat terakki ileride teceddüt fırkası olacak. Eski ittihatçılardan da tesanüt grubu kurulacak. Evet bir kez daha aşk ile şevk ile. İttihat terakki ileride hangi fırka oluyormuş? Teceddüt. Terakki. Teceddüt fırkası 1918-19 bir sene ömrü var. TVM'de arkadaşlar tesanüt grubu olacak. Eski ittihatçılardan oluşan TVM grubu tesanüt. Terakki'nin de değişen parti adı teceddüt. 3'te terakki, teceddüt, tesanüt. Tamam. Evet şu soruyu geçeyim gençler. Sayfa çevireyim. Evet şu soru da AYT'de bu sene çıktı arkadaşlar. AYT'de çıktı. Evet. Ben bunu ne zaman yazmışım? 2020'de yazmışım. Bu AYT sorularını açın bakın. Ben Telegram'a da atacağım şimdi. AYT'de çıktı. TVM hükümeti aleyhinde oluşabilecek karşıt propagandayı engellemek için. Karşıt propagandayı engellemek için. Sanremo,
Londra, Paris mukayyatı görüşmelerinin hangilerine katılım sağlamıştır arkadaşlar? Evet. Hangilerine katılım sağlamıştır? Evet. Şimdi ne güzel yanlış cevaplar geliyor çocuklar. Uykumu kaçırdınız. Allah sizden razı olsun. Gerçekten uykum başka türlü kaçmazdı yani. Uykumu güzelce kaçırıyorsunuz. Evet, doğru cevaplar da gelmeye başladı. Arkadaşlar, Sevr'in yapıldığı konferans Sanremo'dur. Biz Sanremo'ya Tevhim adına katılmadık. Bir almayın, tamam? Zaten farkındaysanız saçmalamayalım, yanlış yapmayalım diye bir iki üç yeşik koymamışım. Birinci İnönü'den sonra Londra'ya katıldık. Sakarya'dan sonra Paris mukarriyatına katıldık. Tarihi öğabeti de çıktı bu da. O yüzden ÖSYM bize şöyle sormuştu. Birinci İnönü ve Sakarya'dan sonra barış teklifi geldi diye. Biz Londra ve Paris'e katıldık. Oldu mu? Cevap neymiş? Edirne. Sanremo Sevr'in görüşüldüğü yer. Tevhim oraya katılmadı arkadaşlar. Birinci İnönü'den sonra Londra. Arkasından Sakarya'dan sonra neymiş? Paris mukarriyatı. Değerli arkadaşlar, cevap 2 ve 3. Şimdi zor bir yorum sorusu gelecek. Kendine güvenen var mı? Zor bir yorum sorusu. Hocam bunu ben çözeyim diyen var mı? Sadun sen çöz istersen. Sadun'un tarihi iyi gibi gençler. Var mı çözmek isteyen? Kendine güvenen var mı? Hadi o zaman ilk cevapları sizler verin arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Lozan'ın açıklanmayan maddeleri ilk kez bizde. Hadi bakalım. Tahir, göreyim seni. Lozan anlaşmasıyla kapitülasyonlar kaldırmasına rağmen bu karar yeni Türk devletinin ekonomisine kısa sürede olumlu bir etki yapmamıştır. Evet. Bir yorumları bir kapatayım. Lozan anlaşmasıyla kapitülasyonlar kaldırmasına rağmen bu karar yeni Türk devletinin ekonomisine kısa sürede olumlu bir etki yapmamıştır. Bu durumun nedeni Lozan'da yer alan aşağıdaki kararlardan hangisiyle açıklanabilir? Boğazlar Komisyonu'nun kurulması, Türkiye'nin 5 yıl süreyle gümrük vergilerini arttırmama güvencesi vermesiyle, azınlıkların Türkiye vatandaşı sayılmasıyla, duyunum idaresinin lağvedilmesiyle, Musul meselesinin çözümünün Türkiye-İngiltere arasındaki görüşmene bırakılmasıyla. Evet, bence örneği olmayan bir soru. Yıllar önce yazmışım, kolay soru değil. Hadi bakayım. Kendine güvenen yazsın. Yorumlar açık. Yorumlar açık. Evet, Büşra, Sezen, Kevser, Arzu, Tahir, Ayşegül, Ebru'dan cevaplar, Kilobox kardeşim, Diloş, arkadaşlar tam 6 tane şu an bana video teklifi geliyor. Yanlış tuşlara basıp durmayın bak. Evet gençler, ne diyoruz? Kapitülasyonlar kaldırmasına rağmen yeni Türk devletine kısa sürede olumlu bir etki yapmamıştır. Neden biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti pek bilinmeyen bir maddedir. 5 yıl süreyle gümrük vergilerini arttırmama güvencesi vermiştir. Tamam? Aynen öyledir kardeşim. O yüzden cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Okey. Cevap neymiş? B seçeneği. Oldu mu? Lozan'da böyle bir madde var arkadaşlar. Hadi birkaç soru daha çözelim. Bir çağdaş çözelim arkadaşlar. Bir çağdaş çözelim. Aşağıda verilen anlaşmanın hangilerinin sonucunda Kıbrıs'ta bağımsız bir devlet kurulması kararlaştırılmıştır? Roma Maastricht, Sina Camp David, Londra Helsinki, Zürich Casablanca, Londra Zürich. Evet. 1959-60 yıllarında Kıbrıs Devleti kuruluyor gençler. Hangi anlaşmalarla kurulmuştur? Biliyorsunuz ÖSYM çağdaşta Kıbrıs'ı sever. Hadi buyurun. Çözün 26'yı.
Evet gençler, Zürih ve Londra konferanslarıyla Kıbrıs Devleti kurulmuştur. Oldu mu? Anlaşmalarıyla. Demokrat Parti zamanında. Evet, son sorumuz olsun be. Hangisi Takrir-i Sükun döneminde meydana gelen gelişmelerden biri değildir? Takrir-i Sükun döneminde meydana gelen gelişmelerden biri değildir. Basına sansür uygulanması, harf devriminin gerçekleşmesi, tekke zaviye türbelerin kapatılması, ölçü birimlerinin değiştirilmesi, şapka kanunun çıkarılması. Evet, hangisi Takrir-i Sükun dönemi? Gençler, Takrir-i Sükun dönemi hangileri kapsar? 1925 ile 29'u kapsar. Oldu mu? Zaten sıkı yönetim kanunudur. Basına sansür vardır. Harf devrimi 28'de değil mi? Tekke zaviye 25'te. Aynı tarihler. Şapka kanunu 25'te arkadaşlar. Bunlar Şeyh Said'de çıkartılan bir kanundur bu. Mart 1925'te çıktı. Mart 1925'te çıktı. Bakın bu Kasım. Kasım oldu mu? Yani Mart öncedir Kasım'dan, Kasım sonradır bunlardan. Harf devrim 28, arkadaşlar ölçü birimleri 31. O yüzden cevap dana. Evet. Gençler, bugünlük müsaade istiyorum. Yayını kaydediyorum. Bir sabaha kadar dursun, anneler falan izlesin. Siz gene de beğenin, motive edin bizleri, olur mu? Evet, takipte kalın, çalışmalarımız devam edecek. Bugünlük benden bu kadar. Ben biraz yatayım çocuklar. Sabah benim seminerim var. Allah'a emanet. Hayırlı geceler. Yayını kaydediyorum. Tamam mı? Görüşürüz.